Yazlık Edition'dan herkese merhaba. Bu videoda bir Chibo kahvesi deneyeceğim. Aslında bu kahveyi uzun süredir merak ediyordum. Çünkü bu bir organik kahve ve bir süredir de Chibo'nun raflarında aslında yerini almış durumda. Bunun fiyatı yaklaşık 100 lira civarlarında bu videonun çekildiği tarihlerde. Gördüğünüz gibi üzerinde Ethiopian yazıyor. Yani aslında bu Almanca Etiyopya demek. Yani elimizde bir Etiyopya kahvesi var. Bunun Türkiye'de organik sertifikasını Ecosert firması vermiş. Gördüğünüz gibi paket tamamen aslında Almanca ama Türkiye pazarında da olacağı için ekstra bir etiketle Türkçe bilgiler de pakete eklenmiş. Fakat yani kahveyle ilgili çok fazla bilgi yok elimizde. Her ticari kahvede olduğu gibi sadece %100 Arabica olduğunu biliyoruz pakette yazdığı için. Onun dışında Etiyopya'nın neresinden bu kahve, nasıl işlenmiş, natürel mi, yıkanmış mı vesaire bu bilgilere ulaşamıyoruz. Tabii ki bu ne anlama geliyor? Yani evet kahvenin belki menşei Etiyopya fakat Etiyopya'nın farklı yerlerinden devşirilmiş aslında bir harman çekirdekler muhtemelen elimizdeki. Ama bunu büyük firmalar yaptığı zaman işte Chibo da bunlardan biri. Belli bir özen oluyor bu harmanlarda. Yani normalde bir denge görmeyi bekleriz. Bakalım ama ben bu kahveyi daha önce hiç denemedim. Yoğunluk olarak 6'da 3 gibi bir puan verilmiş ama yine kanalı takip edenler bilir. Aslında bu yoğunluk, asidite gibi paket üzerinde yazan bu ticari kahvelerdeki derecelendirmeler çok da anlamlı değiller aslında. Ama sadece buradan şunu tahmin edebiliyorum. Çok koyu kavrulmuş bir kahve yok elimizde açıkçası. Bunu tercih etmemdeki neden, hani denemek istememdeki neden de bu. Muhtemelen orta kavrulmuş bir kahve var. Tabii bu paketlerde çok taze kahveye erişim de mümkün olmuyor. Nitekim bu elimde görmüş olduğunuz pakette 24 Mart tarihinde kavrulmuş. Yani paketlenmiş, kavrulmanın da o döneme denk geldiğini tahmin ediyorum. Şu an Ağustos sonundayız. Yani yaklaşık 5 ay olmuş bu kahve paketleneli. Şimdi burada şöyle bir ufak bir bilgi vereyim. Eğer elinizdeki kahve gerçekten nitelikliyse, zarifse, yüksek rakım kahvesi ise veya yüksek asit barındırıyorsa evet bu kahve kısa sürede bayatlamaya başlıyor ve o zarif aromalardan kaybetmeye başlıyor. Fakat bu tarz ticari kahvelerde zaten halihazırda kaybedecek çok fazla zarif aroma olmadığı için kayıp daha az seviyelerde kalıyor. Dolayısıyla 5 ay geçmiş olmasına rağmen ben bunu çok sorun etmedim. Ben bu kahveyi filtre kahve makinesine demleyeceğim. Aslında bu görmüş olduğunuz brown filtre kahve makinesini yazlık için almıştım ve bunun da bir inceleme videosunu çekmiştim. Sanıyorum 2 yıl önceydi. Komandante C40 ile öteceğim ve dediğim gibi brown ile demleyeceğim ve daha sonra da sizlere nasıl bir tat profili olduğuna dair kısaca bilgiler vereceğim. Paketi açalım. Şimdi burada tehlikeli olan bu ticari kahvelerde fazla kavrulduğunda yüzeyin bir yağ ile kaplı olması. Ama bu çekirdeklerde tam sanki kavrulma o evreden hemen önce sona erdirilmiş. Yani yüzeyde belli belirsiz bir parlaklık var. Çok mat gözükmüyor ama buna rağmen hani o Starbucks çekirdeklerinden bildiğimiz o yağlı yüzey görünümü de yok. Yani bu yönden aslında çok kötü gözükmüyor bence çekirdekler. Yani kokuya baktığım zaman evet biraz dark roast hissi uyandıran o topraksılık var. Çok kömürsü olmamakla birlikte. Hani dolayısıyla çok zarif, dediğim gibi zarif aromalar bekleyeceğiniz bir kahve muhtemelen değil bu. Böyle bir görsel incelemeye tabi tuttuk ama dediğim gibi çekirdekler çok kötü gözükmedi gözüme. Hani en azından bir ne bileyim kavrum defekti vesaire çok tespit edilebilir durumda değil bence. Bu da iyi bir şey. Şimdi dediğim gibi bunu Komandante C40'ta 21 klikte öğüteceğim. Öğütmeye başladım ve tabii ki yani kavrulmuş çekirdeğin densitesine dair en iyi bilgiyi aslında çekirdeği öğütürken alıyoruz. Oldukça kolay bir görüş sağlıyor. Tabii light çekirdeklerde, yani daha Nordic kavrumlarda bu kadar kolay olmuyor. Çekirdeğin kavrulma profili ne kadar koyuya giderse genellikle kavrulmuş densitesi de o kadar düşük oluyor ki bu da kolay öğütüm demek. Ama tabii biraz düşük densiteli kavrulmuş çekirdeklerde de sorun
üretim esnasındaki homojenliğin, tutarlılığın biraz daha düşük olmasını da bekliyoruz genellikle. Ama genellikle tabii ki ticari kahveler bu yoğunlukta oluyorlar. Çok şaşırtıcı bir şey değil bu. Yine Chibo'dan alınmış filtre kağıtları kullanıyorum. Beyaz, ağartılmış olanlar genellikle tadı etkileri daha az olduğu için beyaz tercih ediyorum. Hazneye koydum. Şimdi ben genellikle şöyle bir şey yapıyorum. Bir makinayı filtre kağıdı içerideyken boş çalıştırıyorum. Böylece hem filtre kağıdı ıslanıyor hem makine bir devir daim yapmış oluyor. Bir önceki demlemelerden kalan artıklardan varsa onlardan kurtuluyor. Ve hazne ısınmış oluyor. Makineyi de boş çalıştırdıktan sonra kahvemi hazneye bocaladım. Yüzeyi düzleştiriyorum. Ve 1'e 16 oranında hazırladığım 350 ml suyu, 22 ml, 22 gram kahve, 350 ml suyu da hazneye döktüm. Ve demlemeyi başlatıyorum. Fincan yüzeyi bir miktar yağlanma yaptı yine. Koyu kavrum kahvelerde bu sıklıkla rastladığımız bir şey. Koyu bir profil var karşımızda, o belli yani. Kokudan da alıyorum. Yani biraz daha tatlı olmasını beklerdim ama gerçekten sizi ilk yudumda biraz yoğun bir bitterlik, bir acılık karşılıyor. Damakta yoğun hissettiriyor gerçekten. Hani zaten koyu kavrulmuş kahvelerde de bunu bekleriz. Yani genel olarak baktığımız zaman işte ticari çekirdeklere, bu büyük zincirlerin ticari çekirdeklerine, yani bu organik çekirdekler çok da farklı bir yere konumlanmadı benim açımdan. Aslında biraz daha dengeli olmasını beklerdim aslında. Yani bu beklentiyle almıştım bu çekirdekleri. Yani bu arada şeyden güzel, hani daha market kahvelerinden bence biraz daha güzel. İşte daha önce bu kanalda Jacobs'un ya da Nescafe'nin bazı çekirdeklerinin ya da ölçülmüş kahvelerinin tadımlarını yapmıştım. Onlardan kesinlikle daha güzel, daha biraz daha tatlı ve biraz daha aromatik, çok kompleks olmasa da. Ama yine de nitelikli kahve klasmanını düşündüğümüz zaman ya da günlük tüketim için satın aldığımız ticari kahveleri düşündüğümüz zaman bu kahve benim gözümde çok daha özel bir yere konumlanmadı. Ama tabii ki kahve soğudukça tadım profilde değişebiliyor. O yüzden ara ara tekrar tatmak istiyorum. Yani evet, kahve soğudukça bir canlılık arkadan arkaya belki hissedilmeye başlanıyor ama bu güçlü floral aromalarla desteklenmiş bir canlılık değil. Biraz arkası boş bir canlılık bence. Acılık evet bir miktar daha azaldı soğudukça ama hala bence yoğun bir şekilde hissediliyor ki bu iyi bir şey değil. Yani günlük tüketim için çok beklentiniz yoksa kahveden belki alabilirsiniz ama hani çok da uygun bir fiyata da satılmıyor bu ürün. O yüzden çok fiyat performans anlamında da çok beklediğinizi bulacağınız bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu kahveyi satın alırken aslında sizi motive eden şeylerden biri de bu kahvenin tabii ki organik yetiştirilmiş olması. Çevreye, iklime ve insan sağlığına zararlı bir bileşen içermeden yetiştirilmiş olması. Bu güzel. Belki tat profiline doğrudan etkili değil ama bence satın alma motivasyonunu bir miktar artırıyor diye düşünüyorum. Yani soğudukça aslında biraz daha alışıyorsunuz tadına diyebilirim. Yani dediğim gibi zaten kötü bir tadı yok kahvenin. Ama beklediğim tatlılığı sadece bulamadığımı belirtmiştim. Böyle sanırım anlatacaklarım bu kadar kahveyle ilgili. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.